Ee, yani bir, tabii imserlik yazısı bunlar İlimserlik daha diyorsa Fakat temkinli olmaya çalışan, gerçekçi olmaya çalışan bir imserlik, ee, dünyanın nasıl değişeceğini aşağı yukarı görüp, e, Türkiye'nin de buna göre nasıl değişmesi gerektiğini hem kendi yerel sorunları, e, hem bölgesel e, bahisler, e, hem dünyanın hı hı. ya dünyadaki uluslararası ilişkilere ve dengelere yön veren e, temel eğilimlere bakarak genelde bir yıl öncesine, bir yıl sonrasına bakardım. Yani bir yıl geçmiş. Bir yıl sonra olsaydı nasıl şöyle güzel, daha olumlu, keyifli bir yazı olurdu diye düşünüp bunu fakat bu sefer iki yıl yaptım çünkü seçimler erken olabilir bunu bilmiyoruz yani erken seçim olasılığı var ee, ve 2023'te olmasını umduğumuz seçimler var ee, 2023'te e, e, en geç zamanında güvenilir bir şekilde olmasını umduğumuz seçimler var halkın Şimdi iradesinin olursunuz. yansıması gerektiğini. Tabii ki. Şimdi bütün bunların olduğunu farz ederek yapıyoruz sonuç kim olursa olsun. Kim kazanmış olursa olsun, mecliste nasıl bir tablo oluşmuş olsa olsun, Türkiye'nin yapması gerekenler, iyi bir ülke olması için ve seçilmiş olan insanların birer vatansever olarak, dünyayı anlayan insanlar olarak, nitelikli yöneticiler olarak ve de bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının siyasi yetkiyle, siyasi yetki verdiğimiz birer hizmetkarı olarak, devletin tanımı bu, Hı hı. Yapmaları gerekenin e, listesini bir kısmını genel hatlarıyla paylaşmaya çalıştım. Hı hı. Yani konunun çerçevesi e, nasıl bir olur. anayasa o zaman? Şimdi her şeyden önce e, bu anayasa meselesinin çok bariz bir sonucu var. Anayasa yani bir e, elinizde bir krem olur, cildinizde bir sorun vardır, eczaden alırsınız. Bu kozmetik bir üründür, doktor reçetesi de gerekmez. Ama bu bir ilaç değildir. Her hukuksal metin de bir anayasa değildir anayasal düzenlemeler de yapsalar 21. yüzyıl e, anlamında çağdaş bir anayasal metinle karşı karşıya değiliz. Güçler dengesi doğru düzgün e, tanzim edilmemiş. E, Türkiye'nin, bırakın Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Osmanlı İmparatorluğundan beri gelen bir devlet birikimi var. Bir bakanlıklar birikimi var. Bir başbakanlık müessesesi var. E, aynı şekilde e, işte hazine, e, hariciye, e, harbiye, tıbbiye bütün bunlar Osmanlı'dan e, Cumhuriyete transfer olmuş, 21. 20 yüzyılın o zaman gereklerine uydurulmuş ve de Cumhuriyet'in inkılap mantığı içine de yer almış e, kurumlar, e, müsteşarlar, müsteşar yardımcılıkları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bütün bunlar çok önemli kurumlar. E, bu kurumlar ve bu kurumlarla beraber devletin yönetim ve yönetişimiyle, tüm o yönetim sistemiyle çok fazla oynayan bir anayasa, dünyada da pek örneği yok. Yani tesis ettiği sistem başkanlık'tan ziyade başkancılık sistemi Hı. ve kötü bir sistem iyi işlemeyen bir sistem, bakanların demokratik meşruiyet sahibi olmadığı, çünkü örneğin mecliste Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı seçiliyor, bakanlar atıyor ama o bakanlar ve de diğer büyük atamalar, Merkez Bankası Başkanı dahil olmak üzere, senatonun onayından geçiyor. Tabii. İşte Avrupa Birliği'nde kaç defa yaşadık, Avrupa Birliği komiserleri birer ulusüstü bakandır, Avrupa Parlamentosu'nun onayından geçiyor, bazen onaylanmıyorlar. Hı hı. Yani ama oradan bir güç alıyor, bir yetki alıyor. Bununla işliyor. Yani e, mevcut e, sistem, sistemde o yok. E, sistem, dedi. yani devletin bir genel beyni. Yani anayasada birinci sorun bu. Diğer bir sorun, daha iyi yargı yani derneğini... Bunun adını güçlendirilmiş parlamenter sistemi olarak koydu. Millet İttifakı o şekilde bir hazırlık yapıyor. Evet. Herhalde tabii, e, tabii. senin bir şekilde Doğru. çatısını bize çizdiğin e, sistem öyle bir sistem oldu. Evet, bu öyle bir sistem. Yani tabii çok nüansları var. Yani. Tabii i̇şte Finlandiya'da da Cumhurbaşkanı'nı halk seçer, Avusturya'da da seçer, ama hani Fransa'da da seçer. Ama üç ülkenin sistemindeki parlamenterlik dozu farklıdır. O karşılıklı etkileşim haklıdır. Bir de çok önemlisi yargı. Şimdi Hı -hı. daha iyi yargı e, derneği var e, Mehmet Gün'ün başkanı oldu? Şimdi bu dernek e, çok önemli çalışmaları var. E, akademik kurumların var, sivil toplumun var, i̇şte, TÜSİAD'ın, TOB'un, e, MÜSİAD'ın, İKV'nin e, var, e, sendikaların var. Yani Türkiye'de çok önemli bir birikim var. Daha iyi bir anayasa nasıl olabilir, e, daha iyi yargı nasıl olabilir, yargı sistemi nasıl tarafsız olur, e, bağımsız olur Hı -hı. ama etkin de olmalı. Oradaki birçok sorunu çözersek... Akabinde zaten başka sorunları da çözüyoruz. Diğer bir konu, tabii vatandaş odaklı bir anlayış olması gerekiyor. Yani devlet güvenliği vatandaş için sağlamakla Burada mükellef. Kendisi herhalde, kendisi için sağlamakla değil. Özgürlükler ile güvenlik birbiriyle çelişmez. Şimdi bunu genelde birçok tam oturmamış demokrasiler siyasetçiler bunun demagogisini çok yapar. Efendim güvenlik sorunlarımız var, ne özgürlüğü? Hayır, özgür oldukça vatandaş e, güvenlik daha, daha e, güvenli. e, iyidir ve ülkenin milli güvenliği açısından da ve bu e, özgürlükleri devlet vermez. Bu de, özgürlükler de, yani tüm bireysel, kültürel, etnik, dinsel, cinsel tüm özgürlükler doğuştan zaten herkesin hakkı. Devlet bunları e, güvence altına almakla sorumlu. Bunu daha iyi yaparken tabii ki güvenlik güçlerinin e, insan kaynakları, finansmanı, e, tüm işleyiş şekli, e, teknolojisi, evet. bütün bunlara daha fazla yatırım yapacak tabii ki. Tabii. E, ama terör ile düşünce arasında gri bir alan yarattığı zaman anayasal sistem Hı. ve bunun akabindeki gelişen e, ceza kanunu e, o zaman aslında terör kazanır. O zaman güvensizlik aktörleri kazanır o aradaki farkı, o gri alanı çok net bir şekilde ayırmak gerekir. Düşünceye sonsuz özgürlük yani vermek gerekiyor. Yani devleti güven altına almaya çalışırken vatandaşının kendisini güvensiz hissetmesine neden olan bir sistemden söz ediyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla insan hakları ve düşünce özgürlüğü bir milli menfaattir. Bir milli güvenlik meselesidir. Ve güvenlik gibi her devletin mutlak sağlaması gereken bir ortam ile çelişmez. Bunu çelişiyor gibi göstermemek gerekir. Ve bu da anayasaya bu şekilde yansımalı. Diğer bir konu, anayasa yeniden yapıyorken nasıl ki 20. yüzyılın başında, cumhuriyetin başında Türkiye Türk Türkçe alfabeyi geliştiriyorken o zaman Mustafa Kemal Atatürk olsun tüm o diğer heyet olsun onunla beraber çalışan bilim insanları heyeti çok ilerici, çok inovatif bir alfabe yapmışlar. Hmm. Fırsat bu fırsat? tamamen fonetiktir dünyadaki şu an en iyi alfabe Türkiye Türk alfabesidir. Çünkü bir ses bir harf kuralını çok birkaç şey hariç çok istisna hariç %100 tutar, uygular. Şimdi yeni bir anayasa yapıyorken 21. yüzyılda bu kadar da deneyimi olan bir ülkeyiz. Kaç tane anayasa yaptık, ne badireler atlattık? E dünya içinde yaratıcı iyi bir anayasa yapalım. Şu an dünyada çok önemli bir dijital ve yeşil dönüşüm bahsi var. Yeşil dönüşümün gereği olan bir anayasa yapalım. Dijital dönüşümün ve bundan kaynaklanan sorunların gereği olan bir anayasa yapalım. İlerici, yaratıcı bir anayasa yapalım. Bunlar zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, hepimizin geleceğinin ve bugününün, ikisi aynı şey artık, bir çıkarıdır, bir menfaatidir, bir değeridir, onurudur ve aynı zamanda da bunu yapmadan, Dış politikada konuşmak mümkün değildir. Yani iyi bir anayasal sistemi olmayan bir ülkenin aynı şekilde iyi bir merkez bankası rezervleri olmayan bir ülke için geçerli olduğu gibi. Olduğu gibi evet. Dış politikası komiktir, olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Saygın, iyi işleyen, vatandaş-devlet ilişkisinin en ilerici bir şekilde oturduğu ülkeler, uluslararası ilişkilerde güçlü olurlar. Türkiye gibi ülkelerden bahsediyorum, bir küçük petrol şehliğinden bahsetmiyorum. Bu tip bir ülke için anayasa aynı zamanda küresel rekabet içinde hı hı. temel bir direktir. Hı hı. Dediyakat var. Şimdi ya, son zamanlarda ya, e, ya. bu özellikle de şimdi eleştirdiğimiz eleştirmek durumunda olduğumuz e, bu başkanlık sistemi içerisinde tamamen ortadan kalkmış bir e, bir durum bu liyakat durumu. Çünkü vatandaşlar kendilerini e, güvence altında hissetmiyorlar. Bir mülakata giriyorlar, birinci çıkıyorlar ama daha doğrusu sınava giriyorlar. Mülakata girdikten sonra istedikleri kadar birinci olsunlar. Evet. E, hiçbir şekilde onların o göreve gelmesi sağlanamıyor, mani olunuyor. E, beşinci, altıncı kimse ve tanıdık birisi ise o geçiyor. İşte bu liyakatı da nasıl oturtacağız mesela? E, bundan Yakın bir zaman önce e, atamaları ve bu tip bir yönetim tarzını çok savunan e, bir iş insanıyla konuşuyordum. Hı hı. E, peki dedim o kişiler çok üst düzeye atanmış, kişilermiş, Şey yapmayayım, vermeyeyim. Siz dedim, şirketinizde şu göreve getirir miydiniz? Ama dürüst olun dedim. Gözünün içine baktım. Tamam dedi, haklısın dedi. Hmm. Ama devleti yönetiyor. Tabii. Yani burada bir sorun var. Hmm. Şimdi her ülkede... Yani şimdi en son hatırlatalım. Evet. Kılıçdaroğlu Milliyetim Bakanlığı'nın kapısına sırf bunun için gitti. Evet. Yani bu nedenle gitti ve <laughs> <Bek>, kilitlenmiş bir <laughs> kapıyla karşılaştı. İki dakikamız kalmış. tekrar devam edeceğiz ama yani şöyle bir hatırlatayım dedi. Yani liyakata ben o konuda o zaman toparlamak yara var. Çünkü tüm ülkelerde tabii ki parti içinde veya sistem siyaset içinde emek vermiş ama illa eğitimi veya işte konulara hakimiyeti en iyi olmayan insanlar da üstüne göreve gelir, gelmeli. veya siyasetçinin çok yakını olan bir takım insanlar güveniyordur. Olabilir. Ama çoğunluk her alanda o ülkenin en iyi 300-500 bin alanına göre kişisi arasından olmalı. Bugün muhalefet için, belediyeler için de geçerli. Her alanda işte ülkenin sorunları belli. Ekonomi, anayasal düzen, eğitim reformu, uluslararası, uluslararası ilişkiler. Için. Tüm bu alanlarda geniş takımlara ihtiyaçları var. Geniş ve konularına çok hakim insanlara ihtiyaçları var. Her yaştan gençlerden daha az gençlerden kadın erkek veya toplumun diğer tüm çeşitliliğini yansıtan e, takımlara ihtiyaç var. O zaman akıllı ve zeki kurumlar veya siyasi hareketler olur ve o zaman da iyi politikalar üretilir, daha iyi politikalar üretilir. Ayrıca da vatandaş en küçük bir işi alımdan devletin en üstüne kadar %100 olmaz, hayal görmeyelim. Olsun, ama ama %70-80 göre... ne oluyorsa güven duyar. güven duyar. Bu çok önemli. E, ve e, ikinci bölümde konuşmak Hı? istediğim şey